Selam, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu video ile ilk defa kanalıma geldiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bu video benden çok isteniyordu. O yüzden çok araştırma yaptım. En kolay yapılabilecek yolu buldum. Bu önereceğim uygulama kesinlikle aşırı kolay. Çok kolay bir şekilde yapacaksınız bu videodan sonra. Şurada gördüğünüz uygulamaları sizlere sonra göstereceğim. Şimdi App Store'a giriyoruz öncelikle. Arama kısmına Photo Widgets yazıyorum. Hemen ilk çıkana tıklıyoruz. Resmi bu şekilde, kapak fotoğrafı. Bunu hemen indiriyorsunuz. Artık buradan sonrası gayet kolay bir şekilde ilerliyor. Burada temalara bakabiliyorsunuz. Bu temalardan istediğinizi beğenebiliyorsunuz. Uygulamaları mesela bu şekilde istiyorsanız buradan direkt 28 tane ikon indirebiliyorsunuz. Yani mesela App Store'un kapak resmi böyle olacak. İşte hesap makinesinin bu şekilde olacak. Discord'un böyle olacak gibi. Bunu beğenirseniz eğer buradan kendinize göre dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. Sizlere göstermek istiyorum nasıl yaptığımı. O yüzden ben de ekranı tekrar değiştireceğim. Buradan birlikte beğenelim. Pinterest'ten de fotoğraf indirip yapabiliyoruz. Şimdi ben en çok bunu beğendim. Böyle bir renkli bir şey olsun istiyorum bu sefer. Buradan isterseniz arka planı aynı bu şekilde yapmak isterseniz wallpaper'ı indiriyoruz. Uygulama ücretsiz, sadece reklam izliyoruz. Ekran görüntüsünü indirdik. Şimdi widget'ları indiriyorum. Widget'ımızı da indirdik. Şimdi uygulama ikonlarını indiriyorum. 6 tane ikon varmış. Bunları indirelim. Şimdi reklamı izliyorsunuz. Direkt bu ekran çıkıyor karşınıza. Burayı indir diyorsunuz. İzin ver diyorsunuz. Profil indirildi. Hemen buraya basıyorsunuz. Burada bir uygulamalara izin vermeniz için bir kısım çıkıyor. Buradan direkt yeni indirilen var. Bak şurada. Yeni indirilen var. Bunu yükle diyorsunuz. Parolanızı giriyorsunuz. Yükleye basıyorsunuz ve bitti. Şu an indirildi. Uygulamalar buraya geldi. Gelen uygulamaları hep yerde topladım. Hemen bunu alıyorum. Bu tarafa taşıyorum. Buraya taşıdım. Chrome'u da silelim. Kamerayı da silelim. Tamamdır. Geri kalan zaten indirmemiştik. Eski temamın ikonları. Onları kaldırmıyorum. Bunları direkt böyle üste yerleştireceğim. Şimdi görseller kısmına giriyoruz. Burada zaten indirmiştik. Hemen ana ekranıma ekliyorum bunu. Duvar kağıdı yap diyorum. Boyutunu böyle ayarladım. Her ikisine de ayarla diyorum. Ve bu şekilde oluyor. Şimdi şunları değiştirelim. Buradan nasıl yaptığımı sizlere göstereyim. Basılı tutuyoruz. Artıya basıyoruz. Buradan Pinterest'i seçiyorsunuz. İstediğiniz boyutu buradan seçiyorsunuz. Ben bunu kullanıyorum. Genelde araç takımı olarak ekle diyorum. Buradan yine basılı tutuyorsunuz. Araç takımını düzenle diyorsunuz. Panoyu. Buradan ben widget'ımı seçiyorum. Çünkü kendime bir pano oluşturmuştum ben. Hatta onu da sizlere göstereyim. Şöyle birkaç tane seçmiştim. Kendi Pinterest'imi bu arada aşağı bırakacağım açıklamalar kısmına. Bu widget'ları sizler de bulabilirsiniz. Kayda dersiniz direkt bir dosya oluşturursunuz. Ana ekranınıza eklediğinizde onu da hepsi görünecektir. Şimdi burada 9 tane pin vardı zaten. Ben bunları eklemiştim. Bunu ne kadar eklerseniz onlar çıkacak karşınıza. Ben buraya mesela watermelon yazacağım. Wallpaper yapıyorum. Buradan birkaç tane seçiyorum. Mesela bu çok hoşuma gitti. Hemen widget'ımı ekledim. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Yani benimkiler şart değil. Buradan bakıyorum tekrar. Bunu da ekleyeceğim. Buradan saatlik ya da günlük değişmesini istiyorsanız buradan ayarlayabiliyorsunuz. Widget'ımı tekrar şöyle yapayım. Güzel olmadı mı? Bence çok güzel oldu. Tam da karpuz denk geldi. Bu şekilde bunları sonra sizlere önereceğim. Bu uygulamaları göstermiyorum. Şimdi foto widget'a tekrar neler yapabiliriz onları size göstereceğim. Tekrar uygulamamıza giriyoruz. Bura tema kısmıydı. Temamızı indirdik. Birkaç tane widget de indirdik. Temamıza uygun. Tekrar bir widget aldığı yer var. Ona basıyorsunuz. Buradan beğendiğiniz kendi widget'ınızı da oluşturabiliyorsunuz. Ben bunları beğenmişim. Daha önce eklemişim. Burada foto kısmına bunları eklemişim. Bunları tekrar mesela widget olarak ekleyebiliyoruz. Takvimlerde bunları beğenmişim. Bunu mesela ekranımıza ekleyebilir. Nasıl ekliyoruz? Hemen sizlere göstereyim. Burada yazı tiplerini değiştirebiliyorsunuz takvimin. Ben şunu beğendim. Dev widget yapıyorum. Tamamdır. Geliyorum tekrar. Basılı tutuyorum. Artıya basıyorum. Foto widget'ı buradan buluyorum. En küçük boyutu alıyorum. Tekrar basıyorum. Seç diyorum. Takvim olsun ilk başta. Watermelon'ı seçiyorum. Temama uygun olması için. Buradan kaç dakikada bir değişsin. Onları görüyorsunuz. 12 saatte bir, 6 saatte bir, saatte bir, yarım saatte bir vesaire diye. Bakıyoruz. Çok tatlı. Şunları kaldırayım. Çok tatlı oldu. Şimdi tekrar giriyorum uygulamama. Takvimlerde bu vardı.
saatimizi eklememişim daha önce. Geri sayım da var. İsterseniz bunu da ekleyebilirsiniz. To-do listler var. Tekrar buradan bakıyorum. Yine içime sinen varsa, saat var, hava durumu var. İşte ne bileyim bir sürü seçenek var. Hepsini seçtiğinizde istediğiniz kadar widget ekleyebiliyorsunuz ana ekranınıza. Bu da çok hoşuma gitti. Bak böyle köpüş möpüş var. Bunların resimlerini ekleyebiliyoruz. Bizim fotoğraf albümümüze geliyor. Bak 8 tane beğenmişim ben daha önce. Bunları hep ekleyeceğim. Şurada item var ya, item kısmına giriyorsunuz. Burada wallpaper var en üstte. Sonra ikonlar var, fontlar var, yazı fontları vesaire, onları seçebiliyorsunuz. İkonlara girin mesela. Burada başka beğendiğiniz şeyler olursa. Şimdi ben karpuzlu temama en yakın bunu buldum. Buradan tekrar Save After'a basıyorum. Böyle birkaç tane çok kullandığım uygulamaları seçeceğim. 3 tane ikon indiriyoruz. Download profil diyoruz. İzin ver diyoruz. Buna bastık. Buraya geldi. Yükle diyoruz. Yükleye basıyoruz tekrardan. Bitti diyoruz ve geldi. Hepsi buraya indi tekrar. Şimdi bunları tekrar bir araya topluyorum. Böyle daha basit oluyor yerleştirme. En temamıza uygun olan bunlar vardı ikon olarak. Çünkü kendi temasının ikonları çok azdı. Bir önceki temamdan kalan uygulamaları koymuştum. Şimdi buradan bakıyorum. Benim Instagram'ım vardı burada. Evet, bunu silebiliriz. Instagram'ı ekliyorum hemen. Şimdi bunları tek tek ekliyorum. Maili en yukarı ekledim. Foto widget'ı şöyle ekleyeceğim. Buradan maili silebiliriz. Zaten eklemiştim. YouTube'u şuraya koyacağım. Müziği silebiliriz. Dosyaları da siliyorum. Interest'i koyalım şöyle. Açık açık olsun. Tema size karışık gelirse eğer arka resmi değiştirebiliriz. Onu da yapayım, göstereyim. Daha sade seçebilirim. Maps'i siliyorum. Kullanmıyoruz zaten. TikTok ve son olarak hava durumu şöyle ekledik. Şunu siliyorum. Mesajı kullanmıyoruz zaten. TikTok burada kaldı. Burada kullanmadığım hangi uygulama var? Hava durumunu kullanmıyorum. Bunu sileceğim. Telegram'ı ekliyorum. Telegram'ı kullanıyorum çünkü. Boku alıyoruz buraya. Tamamdır. Başka kalmadı zaten. Tüm uygulamalarımı ana ekranıma taşıdım. Şimdi Pinterest'te bu şekilde bir arka plan buldum. Bunu bir indirip deneyeceğim. Karpuz renklerinden oluşan. Hemen fotosa giriyorum. Buradan duvar kağıdı yap diyorum. Şöyle birazcık kırmızılı pembemsi şöyle olsun. Ayarlıyoruz. Her ikisine de ayarla diyorum. Böyle biraz daha iyi oldu gibi. Şimdi şunu araç takımı düzenle. YouTube'u widget yaparım. Artıya basıyorum. Foto widget açıyorum. Buradan ne bileyim şu büyüğü seçelim. Tabletin son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için de bir fikir olur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram, TikTok hesaplarımdan da beni takip etmeyi unutmayın. Sizler için tüm görselleri Pinterest'te ekliyor olacağım. O hesabımı da aşağıya eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için de takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.